Merhaba Şehzadeler Kenti Manisa. Merhaba Üzüm'ün başkenti Manisa. Yiğit insanların kenti. Çağdaş, Atatürkçü, yurtsever, cumhuriyetçi insanların kenti Manisa. Umut veriyorsunuz, umut. Bu gelincik tarlasını görünce, ay yıldızlı bayrağımı böyle görünce, sokaklardaki bu heyecanı görünce, bu umudu görünce, ne diyorum biliyor musunuz? Bu iş tamam diyorum, tamam. Tamam. Bu iş tamam. Hatta düşünüyorum. Diyorum ki, Muharrem İnce, hırs yok, rövanş yok, intikam yok. Herkesi kucaklayacaksın. 81 milyonu. Herkesi. AK Partili kardeşlerimiz dahil hepimiz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Az önce Soma'daydım. Dedim ki Soma'da hiçbir kinim yok, hiçbir hırsım yok. Sadece memleketimin insanlarını barıştırmak istiyorum. Uzlaştırmak istiyorum. Bir büyük şemsiye altında toplamak istiyorum. Yoksulluğu yenmek istiyorum. Çiftçiyi ayağa kaldırmak istiyorum. Derdim bu. Ama unutmadığım bir şey var dedim. Unutamadığım bir şey var dedim. O tekmelenen çocuk var diye Soma'da. O içime oturdu. Dedim ki, bakın şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Dedim ki, o tekme atandan hesabı soracağım dedim. Yolda gelirken arkadaşlar dedim. 4 sene sonra özür dilemiş. Bu da bir erdem olsun. Demek ki iktidar göstermeye başladı kendini. Ona da kinimiz yok. Ona da kinimiz yok. Ama herkes şunu bilsin ki benim ülkemin insanlarını kimse tekmeleyemeyecek. Ne bürokratlar tekmeleyebilecek, ne de cumhurbaşkanı meydanlarda kavga edecek. Şimdi bir medya var Türkiye'de. Esir olmuş AKP'ye, esir. AKP esir olmuş. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Bir şey istiyorum. Şu akıllı telefonlarınızı bir çıkarır mısınız? Ben de ceketimi çıkarayım. Evet. Çıkardık mı telefonları? Herkes canlı yayına geçecek. Hazırlayın, ben de kollarımı sıvayayım. Hazır mıyız? Evet. Dünyaya örnek olacağız bu kampanyayla. Dünyaya. Medya. Devletin medyası. Hükümete köle olmuş medya. Yazmazsan yazma. Milletin medyası var. Milletin. Devam. 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 Nasıl yazacaksınız sonunda göreceğim ben. Yazacaksınız. Yazmazsan millet yapacak. Bak, teknoloji böyle bir şey. Şimdi ...13. Cumhurbaşkanı olarak kavga eden değil, gelecek konuşan bir cumhurbaşkanı olacağım. Gelecek. Nanoteknoloji diyen bir cumhurbaşkanı, kuantum diyen bir cumhurbaşkanı, uzay madenciliği diyen bir cumhurbaşkanı, gençleri düşünen bir cumhurbaşkanı. Bakın bir şey söyleyeyim. O tezek desin, pislik desin, camiye ahır yaptı desin, ben bilgisayar diyeceğim, ben gelecek diyeceğim, ben kuantum diyeceğim, ben endüstri 4.0 diyeceğim. Geleceği tasarlayacağız. Gençler,
gençler, öğrencilerim, evlatlarım, size sesleniyorum. 19 Mayıs ve 29 Ekim'de nasıl emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye veriyorsak, 19 Mayıs'ta gençlik bursu, 29 Ekim'de Cumhuriyet bursu. Beşer 100 lira bütün üniversite öğrencilerine vereceğim. Hepsine. Gençler, size sesleniyorum. 475 lira burs alıyorsunuz. 1 milyon 190 bin öğrenci. Okul bitiyor. Okul bittiği anda bu burs kesiliyor. Kredi. Okul bittiği anda bu para kesiliyor. Bir anda iş de bulamıyorsun. Babana tekrar muhtaç oluyorsun. Size öğretmen Muharrem abinizin sözü. Okul bittikten sonra iş bulamazsanız o aldığınız 475 lirayı 2 sene kesmeyeceğim. Söz. İş bulana kadar devam edeceksiniz. 2 sene olmaya devam edeceksiniz. Sizinle ilgili hayaller kuracağız. Gelecekle ilgili. Her yıl 10 bin gencimizi yurt dışına göndereceğiz. Her yıl 10 bin genç. Orada kendilerini geliştirecekler. En kısa sürede, en kısa 5 yıl içinde Türkiye'deki bilgisayar mühendisi sayısını 10 katına çıkaracağız. 10 katına. Gençler, dünyanın lideri olacağız. Zeki çalışkan çocuklarımızı iyi yöneterek. Dünyanın lideri. İnsanoğlu kendi gücünden yararlanıyordu. Hayvan gücünden yararlanıyordu. Sonra suyu keşfetti, suyun gücünü. Sonra buharı keşfetti, buharı. Buharı keşfedince işte endüstri 1-0. Sonra insanoğlu elektriği buldu. Endüstri 2-0. Sonra insanoğlu elektroniği buldu, dijitali buldu. Endüstri 3-0. Şimdi insanoğlu endüstri 4-0 diyor. Yani insanla nesnenin etkileşimi, yani akıllı fabrikalar önümüzdeki 4 yıl içinde 16 yeni meslek ortaya çıkacak. Şu anda bilmediğiniz, gençlerin bilmediği, önümüzdeki 4 sene içinde 16 yeni meslek. Ben bu ülkenin çocuklarını onlara hazırlayacağım, onlara. Geleceğe hazırlayacağım. Burada Türkiye'de bunları yapabilmemiz için bizim enerjiye ihtiyacımız var, enerjiye. Enerjiye ihtiyacımız var. Enerji, yenilenebilir enerjiden yararlanacağız. Rüzgar ve güneş. Türkiye'deki güneş enerjisi potansiyeli %130. Yani 100 tüketiyoruz. İyi kullanırsak 130 üretebiliriz. Yani tükettiğimizi üretiriz, 30 da artar. Ama yatırım yapmamız lazım. Güneş enerjisinde problem şu. Depolamak zor, depolamak. Batarya zor. Ben bu ülkenin gençlerini bir fizik öğretmeni olarak güneş enerjisini depolayan batarya sistemini geliştirmek için Amerika ise Amerika'ya, Rusya ise Rusya'ya, Almanya ise Almanya'ya, uzay ise uzaya göndereceğim. Neresiyse oraya göndereceğim. Milletvekili maaşlarına zam yapmayacağım, öğrencilere kredi vereceğim. Sarayın ışıklarını kısacağım, benim çocuklara vereceğim, size vereceğim.
Şimdi Manisa bir tarım kenti. Üzümün başkenti. Gelelim çiftçilere. Yarın Dünya Çiftçiler Günü. Bugünden kutlamış olayım hepinizi. Şimdi AKP 2006 yılında bir kanun çıkardı. Kanun şu. Devlet diyor, milli gelirinin %1'ini tarımı geliştirmeye harcar. %1'ini. Yani 30 milyar yapıyor bu. 30 milyar. Bunun yarısını bile vermemiş. Yarısını bile vermemiş. %1'ini tarıma vermesi gerekirken, 30 milyar vermesi gerekirken 12 küsür milyar vermiş. Yani Türkiye Cumhuriyeti çiftçisine borçludur. Borçludur. Allah'ın izni, milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğunda Türkiye Cumhuriyeti'nin çiftçiye olan borcunu ödeyeceğim. Bunu ödeyeceğim. Çiftçi. Çiftçiye destek vermezsen, çiftçi üretmezse ne olur biliyor musunuz? Saman alırsın, saman. Bezelye alırsın, mercimek alırsın. Türkiye'de en fazla zeytin ağacı Manisa'da. Manisa'daki zeytin ağacı sayısı 22 milyon. Ama geçtiğimiz günlerde Tunus'tan zeytinyağı alıyorsun. Sırbistan'dan et alıyorsun. Bulgaristan'dan saman alıyorsun. Yazık, günah bu memlekete. 90 bin aile çekirdeksiz üzüm yetiştiriyor. Türkiye'deki çekirdeksiz üzümün %90'ını Manisa yetiştiriyor. Size söz, Cumhuriyet Meydanı'ndan söz. Üzümün kilosu 2 doların altında olmayacak. Olmayacak. Taban fiyat uygulamasına geçeceğiz. Bunu mutlaka yapacağız. Arkadaşlara hesaplattırıyorum şimdi. Arkadaşlar, ekonomist arkadaşlar hesaplıyor. Bir kısmı 3 liraya verebiliriz diyor mazotu. Kimi 3,5 liraya verebiliriz diyor. Ya 3 lira ya 3,5 lira. 3 ila 3,5 lira arasında çiftçiye mazot vereceğiz. Söz! Çiftçinin mazotu ucuz olacak. Böyle bir şey olabilir mi? O deniz kenarındaki o lüks yatlar çiftçiden daha ucuz oluyor. Nasıl merhamet bu? Nasıl anlayış? Nasıl devlet yönetimi bu? Meydanlara geliyor, diyor ki ben diyor tek dertleri diyor beni indirmek diyor. Vallahi değil, billahi değil. Benim seninle derdim yok. Benim derdim millet, millet. Benim derdim millet. Benim derdim mazotu indirmek, doları indirmek, euroyu indirmek, faizleri indirmek, mazot parasını indirmek, benzin parası fiyatını indirmek. He, seni indirdiğim zaman bunlar zaten inecek. Geçen demiş ki 24 Haziran, bugün demiş. 24 Haziran'dan sonra döviz düşecek demiş. 16 senedir iktidardasın. O da bana güveniyor demek ki. O da bana güveniyor. Haklı. Haklı. O Sayın Erdoğan'ın projesi kanal, kanal. Makine, hafriyat. Benim projem huzur. Huzur. Kanal dediğin, köprü dediğin şey nedir? Yapılır. Kolay iş onlar, ufak iş. Bak 50 sene önce yaptı Demirel, 50 sene önce birinci köprüyü. İkinci köprüyü yaptı Özal. Üçüncü köprüyü yaptı Erdoğan. Dördüncü köprüyü de ince gelir yapar, o kolay iş. Ama milletin gönlünde barış köprüleri kurmak, huzur köprüleri kurmak. Edirne'de miting yaptım. Atladım uçağa gittim. Hakkari'de yaptım bir gün sonra. Edirne'den Hakkari'ye.
Hakkari'de Türk bayraklarıyla İzmir marşıyla miting yaptım. Hakkarililere buradan selam gönderiyorum. Size bütün samimiyetimle söylüyorum. Sokakta el sallamayan, hoş geldin demeyen bir tek Hakkarili yoktu. Kocaman bir alkış gönderin onlara. Türkiye'de 3B olacak. 3B. 1. Barışacağız. 2. Büyüyeceğiz. Ekonomik olarak büyüyeceğiz. 3. Bölüşeceğiz. Yani adil paylaşacağız. Ha, Erdoğan'a önerim ne? Erdoğan'a önerim şu. Çıraklık dönemim dedin. Kalfalık dönemim dedin. Ustalık dönemim dedin. Ben de sana emeklilik dönemin diyorum. Bunda bir şey yok. 16 senedir yönettin. Bizim yöneteceğimiz bir Türkiye'de emin ol sen de huzurlu olacaksın. Bir kere onunla bunda kavga etmeye gerek yok. Sırf Türkiye içindeki vatandaşları kandıracağım diye ey Hollanda, ey Almanya, ey Merkel, ey Rusya, bu palavralara gerek yok. Dış politika böyle yapılmaz. Ey Amerika diyor, Amerika'ya efeleniyor, iki gün sonra 11 milyar dolarlık uçak alıyor Amerika'dan. Ey Rusya diyor, S-400 alıyor Rusya'dan. Ey Almanya diyor, yenilenebilir enerji iharesini Almanlara veriyor. Ey Hollanda diyor, petrol ofisini Hollandalılara veriyor. Kime efelendiyse hep ekonomik olarak kaybettik. Şimdi bunu istemiyorum ben. Dış politika ilkeli, tutarlı ve uzmanlar tarafından götürülecek bizim dönemimizde. Bakın yine bir ilginç örnek. Çiftçiye bir örnek daha vereyim. Çiftçiye Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği destek 12,7 milyar. Çiftçi bir yılda 3,5 milyar litre mazot tüketiyor. 3,5 milyar litre. Bundan aldığı vergi 10 milyar. Yani 17 milyar para ödüyor çiftçi. 3,5 milyar litre mazota 17 milyar para ödüyor. Bu 17 milyarın 10 milyarı vergi. Sadece mazottan topladığı vergi çiftçiye verdiği desteğe hemen hemen eşit. Yani ortada bir kandırmaca var. Bakın ne yapacağız? 3 ila 3,5 lira arasında bir paraya çiftçiye mazot vereceğiz. Borçlarını yeniden yapılandıracağız. İkide bir de soruyor. Parayı nereden bulacaksın? Suriyelilere 35 milyar doları nereden bulduysan oradan bulacağım. Oradan bulacağım. Bakın biraz daha ekonomiyi anlatayım. Ekonomide işler iyiye gidiyormuş. Öyle anlatıyor. Peki ekonomide işler iyiye gidiyorsa gelişmiş ülkelerde enflasyon %3. Bizde niye 11? Sadece Nisan ayında enflasyon sadece Nisan'da 1,87. 53 milyar dolar cari açığımız var. 53 milyar dolar. Bakın ekonominin iyiye kötüye gittiğini fizikte bir olayı bir formülle özetlersin. Size özetleyeyim ekonomiyi. Maaşını aldın. Bordroyu televizyonun altına koy. Sonra markete git. Yarım kilo peynir, yarım kilo zeytin, bir ekmek, yarım kilo helva, bir makarna, biraz pirinç al. Onların da fişini bordronun yanına koy. Bir sene sonra aynı gün maaşı al.
Bordroyu oraya koy. Aynı marketten alışverişi yap. Yan yana koy. Bakalım maaş mı fazla artmış, peynir mi fazla artmış. İşte ekonomi bu. Var mı bir düzelme? Bir düzelme var mı? Halinden memnun olan var mı? Emekli geçinebiliyor mu? Kiranızı rahat ödeyebiliyor musunuz? Bunların hiçbirisi olmuyorsa demek ki Türkiye'de kötüye giden bir şey var. Bakın içimi sızlatan bir şey. İçimi sızlatıyor bu içimi. Engelliler. Engelliler. Sadece 30 bin çocuklar. 352 bin kişi. 352 bin çocuğumuz 0-18 yaş arasında. 352 bin otizmli çocuğun 21 bini eğitim alıyor. 21 bini. Geri kalan 330 bini hiç eğitim alamıyor. Bu aileler ne düşünüyor biliyor musunuz? Çok acıdır. Çocuğunun önce ölmesini istiyor. Ben ölürsem diyor çocuğuma kim bakacak diyor. Ben değil devlet bakacak. Devlet Türkiye Cumhuriyeti bakacak. Öyle bir sistem kuracağız ki ben değil, Muharrem İnce değil, koskoca 81 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti bakacak. Bebeleriyle dedelerine sahip çıkamayan bir millet ayakta kalamaz. Ayakta kalamaz. Engelliler, sizin sorunlarınızı 2 yıl içinde hepsini çözeceğiz. Hepsini. Otizmli çocukların işini 6 ay içinde çözeceğiz. 6 ay. En öncelikli işimiz olacak. En öncelikli işimiz. Kime hizmet ettiğiniz önemlidir. Kime? Derdiniz ne? Derdiniz milletin sorunlarını çözmek mi? Derdiniz zengin olmak mı? Benim derdim milletimizin sorunlarını çözmek. Hakkari'den mal varlığımı açıkladım. Dediğim şey şu. Mal varlığım bu. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı olduğumda 5 yıl sonra yeniden açıklayacağım. Bakacaksınız. Siz milletin ortalaması zenginleşmişse, geliri artmışsa benimki de artsın. Sizinki artmıyorsa benimki de artmayacak. Önce sizinki, sonra benim gelirim artacak. Bunu başaracağız. Öğretmenler, meslektaşlarım, 900 bine yakın öğretmen, sağ sol yok. Bu defteri kapatın. Bu meydanlarda Nazım Hikmet'ten şiirler okuyacağım. Ama Mehmet Akif'ten de şiirler okuyacağım. Kapattık sağ solu. Sağ sol yok. Cumhuriyet var, cumhuriyet. Cumhuriyet, derdimiz cumhuriyet. Derdimiz millet. Derdimiz çocuklar. Öğretmenler, meslektaşlarım. 1. Sözleşmeli öğretmenliğe son vereceğiz. Hepsi kadroya geçecek. Son vereceğiz. 2. Performans. Öğretmene performans notu verecekmiş. Geç o işi. Geç o işi. Bunu kaldırdık. Öğretmen arkadaşlarım, size performans notu vermek isteyenlere 24 Haziran'da bir güzel performans notu verin siz. Hadi. Hep beraber. Bakın. Yine bir başka konu. Gençlere sesleniyorum. Gençler, sizin belki de en önemli tarafınız ne olacak biliyor musunuz? Özgür olacaksınız, özgür. Özgür olacaksınız. Öyle Twitter'da Cumhurbaşkanı'na 2 laf etti diye sabaha karşı karakola götürülmeyeceksiniz. Cumhurbaşkanı millete hakaret etmeyince millet de Cumhurbaşkanı'na hakaret etmeyecek. Sen akşama kadar tezek de, pislik de, ayyaş de, sonra millet sana giydirince
Sana git mahkemeye. Yok öyle ama. Yok öyle ama. Şimdi aklınızdan şu soru geçiyor. Ya iyi güzel kardeşim Muharrem İnce. Yani sana oy vereceğiz de. Ya güvenemiyorum. Yapabilir misin? Becerebilir misin? Vallahi bir diplomam var ve yaparım. Bu kesin. Aziz abi şahit olursun değil mi diplomama? Aziz Kocaoğlu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız. Görüyorum burada arkadaşlarım. Ayvalık Belediye Başkanımızı görüyorum. Güzelyalı'yı görüyorum. Urla'yı görüyorum. İzmir İl Başkanımızı görüyorum. Çok arkadaşım var. Milletvekillerini görmüyorum. Çünkü görüyorum görüyorum. Mehmet Tüm, Şerafettin Türkçü, Bülent Bektaşoğlu, Necati Yılmaz. Hepinizi görüyorum. 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 Reklamı geçtik. Reklamı geçtik. Konumuza dönelim. Bir. Yapabilir misin? Yaparım. Diplomam var. İki, iyi de ata binerim. Onu da söyleyeyim. O da fena değildir yani. Tecrüben yeter mi? 3 Kasım 2002'de milletvekili oldum. Sayın Erdoğan milletvekili olduğunda benden 5 ay sonra oldu. Yani ben 3 Kasım 2002'de o Mart 2003'te oldum. Askerde olsaydık ben ondan 5 ay kıdemli olduğum için ben çavuş olurdum, o onbaşı olurdu. Yani bana tecrüben yeter mi diyor. Ah köyümün kızı, ne arıyorsun sen burada? Cevdet Akan'ın kızı. He? Ne arıyorsun? Burada mı evliydin sen? Turgutlu da otur. Ya köyümüzün kızı. Allah bir köylüme bir alkış alayım ben. Babana selam gönderirim. Ama ben de köye gidemiyorum. Ben 3 Kasım 2002'de milletvekili oldum. Sayın Erdoğan Mart 2003'te oldu. Milletvekili olduğu gün başbakan oldu. Yani bir günlük milletvekiline başbakanlığı veriyorsunuz, 16 yıllık milletvekiline cumhurbaşkanlığını vermeyeceksiniz. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Bu doğru değil. Bunları önümüzdeki günlerde uzun uzun anlatacağım zaten. Şimdi diyor ki ortada bir çelişki var. Türkiye'de diyor istikrar var. Bozmayın diyor istikrarı. Bu tarafa dönüyor. Türkiye'nin diyor beka sorunu var. Gelecek sorunu var. Yani bir ülkede hem istikrar olacak hem beka sorunu olacak. Böyle bir şey olabilir mi? İstikrar varsa beka sorunu yoktur. Beka sorunu varsa istikrar yoktur. İkisi birden olmaz. Peki Türkiye'yi 16 senede bu duruma kim getirdi? Bunlar getirdi. Peki suçlu olanı, memleketi bu hale getireni, bunun kurtarıcı olması mümkün mü? Memleketi bu hale getirenler memleketi bu durumdan kurtaramazlar. Bakın meydanlar doldukça, bizi gördükçe bunlar sıkıntıdan yakında ince hastalığa tutulacaklar. İnce hastalık. Biz ise işimizi nasıl yapacağız? İnce eleyip sık dokuyacağız. Sloganımız ne? İnce eleyeceğiz, sık dokuyacağız. Şimdi Manisa'dan bir şey istiyorum. Manisa'dan istediğim şey şu. 5 milletvekili çıkaracak kadar oy. Toplam kaç milletvekili? 10. %50. %50 çıksın mı Manisa'dan? Ben bugün şöyle sokakta gördüm. Bu iş bitmiş. Ben size söyleyeyim. Çok hoşuma gitti. Dün Denizli'deydim. Denizli'de böyleydi. Şimdi beraber bir şey yapalım.
son giderken en yüksek sesle söyleyeceğiz. Tamam mı? Peki bana diyorlar ki senin manifeston ne oldu? Senin manifeston ne oldu? Açıklayacağım, acele etme. Asıl senin manifeston ne oldu? Ben sorayım. Bir, manifesto ne demektir? Manifesto gelecek bildirisi demektir. Gelecek. Yani gelecekte şunu yapacağım, bunu yapacağım söz vermektir. Ya sen 16 senedir iktidardasın. Faizi düşüreceğim, terörü bitireceğim. Kim inanır sana? Onu ben söyleyebilirim. Benim hakkım. Ama senin hakkın değil ki. Seninki manifesto olmaz. Seninki iflas belgesi olur. İflas belgesi. Önümüzdeki süreçte Türkiye'ye huzur getirmek için, Türkiye'ye barış getirmek için, Türkiye'ye kardeşliği getirmek için, Türkiye'yi bir büyük uzlaşmayla, bir büyük şemsiyenin altında birleştirmek için hep birlikte mücadele edeceğiz. Ha şuraya geleyim. Ya Muharrem İnce iyi diyorsun, doğru diyorsun da oy veriyoruz ama sandıkta sonra YSK'da şurada burada oylarımız giderse ne olacak? Avukatlar parmak kaldırabilir mi acaba, avukatlar, içimizdeki avukat arkadaşlar? Evet. Avukat arkadaşlarıma sesleniyorum. Cübbelerinizi arabanızın içinde tutun. 24 Haziran'da Yalova'da oyumu kullandığımda hemen arabama binip Ankara'ya gideceğim. Akşamı beklemeyeceğim. Neden biliyor musunuz? Bir alavere dalavere yaparlarsa en az 50 bin avukatla YSK'nın önüne cübbeleriyle birlikte beraber gideceğiz. 50 bin avukatla. Ha bir şey daha söyleyeyim. O YSK üyelerini uyarıyorum. Alavere dalavere işlerine girerseniz Türkiye'nin bütün sokaklarına fotoğraflarınızı asarım. Sokağa çıkamazsınız. Yüksek yargıçlara sesleniyorum. Yüksek yargıçlara sesleniyorum. Manisa. Yüksek yargıçlara sesleniyorum. Ey yüksek yargıçlar! Benim cumhurbaşkanlığımda çay toplamaya gitmeyeceksiniz. Düğme iliklemeyeceksiniz. Ben salona girdiğimde ayağa kalkmayacaksınız. Gerekirse beni de yargılayacaksınız. Öyle yama yok. Öyle yama yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde Yüksek Mahkeme Başkanı'nın saygınlığı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ndan fazladır. Yüksek yargıçlar hiçbir siyasi partinin, hiçbir siyasinin emrine girmez. Adam gibi görevinizi yapacaksınız. Adam gibi. Bu ekonomiyi nasıl kalkın canlandıracaksın? Nasıl üretim ekonomisine geçireceksin? Hukuktan başlayacağız, yargıdan. Bağımsız bir yargı, tarafsız bir yargı, cumhurbaşkanını bile yargılayabilecek bir yargı. Önce bunu kuracağız. Bunu kurunca dış dünyaya güven vereceğiz. Yabancı yatırımcı Türkiye bir hukuk devleti olduğuna inanacak. Yatırım yapacak Türkiye'ye. Liyakatı esas alacağız. Benden olsun deyip Merkez Bankası Başkanı EPEDEKA, BEDEDEKA ekonomiyle ilgili kuruluşlara benim adamlarım gelsin asla olmayacak. Asla. Bakacağız. Ehliyeti var mı? Liyakatı var mı? Uzmanlığı var mı?
uzmansa getireceğiz ve üretim ekonomisine geçeceğiz. Ama bu işin başı yargı. Yargıyı halledemezsek bunların hiçbiri olmaz. Yargı emir komuta altındadır Türkiye'ye. Türkiye'deki emir komuta altındaki bu yargıyı özgürleştireceğiz. Özgürleştireceğiz. Bunu beraber başaracağız. Hazır mısınız? Hazır mısın Manisa? Tamam mı? Tamam mı Manisa? Tamam mı Manisa? O zaman en yüksek sesle söylediklerimi tekrar edin lütfen. Bir çivi. Ya burada 50 bin kişi var. Bu ses az. Yetmez. Yetmez. Bir çivi. Bir nalı kurtarır. Bir nal. Bir atı kurtarır. Bir at. Bir yiğidi kurtarır. Bir yiğit memleketi kurtarır. Helal olsun sana Manisa. Sağ olun. Var olun. Bugün köye gidemedim. Anamın elini öpemedim. Ama Zübeyde ananın mezarına gittim ben de İzmir'de. Bütün annelerin Bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Ben biraz köylü çocuğum. Geleneklerimi terk edemiyorum. Ben hiç anne diyemedim. Ana dedim hep. Çocukken ana diye başladık. Öyle devam ediyoruz. Ama merak etmeyin. Helva demesini de biliriz. Halva demesini de biliriz. Bugün çok hoşuma giden bir söz duydum. Bunu sizlerle paylaşayım. Bir evde diyor anne varsa, bir evde anne varsa önce kuru ekmekten başlanır diyor. Tabii önce kuruyu yedirir ki sonra tazesine gelsin sıra. Bayat ekmekten. Anne varsa diyor bayat ekmekten başlanır yenmeye. Anne yoksa diyor evde taze ekmek de insana bayat gelir diyor. Bütün annelere bir alkış gönderelim. Bütün annelere. Bütün annelere bir alkış gönderelim. Bu memleketin annelerine, o çalışkan evlatlarımız var ya, çalışkan. Öğretmenliğim tuttu gene. O bu memleketin çalışkan evlatları var ya, akıllı çocuklar, çalışkan evlatlar. 5000 üniversite sınavında ilk 5000'e girenlere o sarayı onlara vereceğim. Sarayı onlara vereceğim. Var Emince, sen nerede oturacaksın? Resmi işler için Atatürk'ün mekanı Çankaya Köşkü'nü kullanacağım. Evim var, barkım var, orada otururum, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Doğrusu mu? Yaptığım iş doğru mu? Doğru diyenler doğru dedi. Doğru mu? Tamam mı? Eyvah! Manisa'da 4., 5. sıraya yazılmak isteyen çok kişi olacaktır şimdi. Gerçi siz üçünü sanki kurtardınız da. Ben o işlere karışmıyorum tabii. Onları parti yöneticileri bakıyor. Şaka yaptım. Ben rozeti çıkardım sonra. Ben Türk bayrağı taktım. Senden bir mikrofonu rica etsin. Tabii vereyim. Al. Şimdi hiçbir mitingde Sayın Cumhurbaşkanı adayımızdan bir başkasının konuşması doğru değil. Ama bu mikrofonu özel bir şey için aldık. Hepiniz adına, hepimiz adına. Sayın Başkanım,
Bugün sen büyük bir fedakarlık yaptın. Anneler gününü Soma'ya ve Manisa'ya ayırdın. Annenin yanına gitmedin, onun elini telefonda öptün, telefonda anneler gününü kutladın. Biz 3 Manisa milletvekili il başkanı hepimiz adına sana bir sürpriz yaptık. Bakalım beğenecek misin? Bak Özgür, Mazlum, Tur. Size bunun hesabını sormazsam nereden? Akşama kadar beraber niye söyle? Sen de mi? Sen getirdin değil mi? E kardeşlerim de orada da onunla. Tamam. Tamam gördüm Emel'i gör. Eyvallah. Hepinize çok teşekkür ederim. Ana nasıl kalabalık mı? Ben önce ona baktım. En önce kalabalığa baktım. Hoşça kalın, sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Sağ olun.